görüntü alıyorlar. Evet, biz bu grubumuz oldukça zorlu bir grup ama önemli değil. Bizim ne yaptığımız çok önemli. Bu ikinci ara kampımız. Ben yine buradan tekrar bütün hocalarımıza ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu takvim olmamasına rağmen Ümit Milli Takım'ın toplanması önemli. Oynayacağımız sistemle ilgili taktik antrenmanlar yapıyoruz. Taktik periyotlamayla ilgili. İyi hazırlanacağız. Mart ayı içinde iki tane hazırlık maçımız olacak. Sırbistan'la oynayacağız Alanya'da. Daha sonra Katar'a gideceğiz. Haziran'da da grup eleme maçının ilk ayağı olan Kazakistan'a gideceğiz. İddialıyız. Yani gruptan çıkmak istiyoruz. Her ne olursa olsun. Onun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gruplara baktığımızda hep 6 takımda var. Ve biz 5'e düştük, evet. Avantaj olacak mı yoksa dezavantaj mı olur? Yani ben öyle düşünmüyorum. Ben hep şuna bakıyorum. Çok şansa inanan bir insan değilim. Çalışmaya inanan insanım. Eğer doğru çalışırsak, iyi senkronize olabilirsek yani takım halinde, İstediğimiz oyun anlayışını sahaya yansıtabilirsek, ki yansıtacağız. Yani benim en ufak bir şüphem yok. Çok büyük şansımız olur. Hocam, rakiplerle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ya burada tabii, en çok zorlayacak olan rakip. Burada lokomotif takım Danimarka. Çok iyi bir takımı var. Birkaç maçını da seyretme fırsatı bulduk. İşte iyi hazırlanacağız. Söylediğim gibi farklı bir oyun anlayışıyla sahada olacağız. İşte bütün bu kamplar onun için saha dizilimi, daha çok ofansif oyun anlayışına yönelik çalışmalarımız var. Ya ben başarılı olacağımıza çok inanıyorum. Çünkü buna ihtiyacımız da var. En son 1982 grubu Avrupa Şampiyonası'na katılmış. Zaten başka da katılan bir grup yok bunca yıllık Türk futbol tarihine baktığımız zaman. En önemli yeridir Ümit Milli Takım, geçiş yeridir. Buradaki oyuncular A Milli Takım adaydır, elit oyunculardır, üst seviyedeki oyunculardır. Böyle bir Avrupa Şampiyonası'na katılmaya ihtiyacı var Türk Milli Takımının. Hocam, geçtiğimiz grupla bu grubu kıyaslarsak hangi grup daha sizi zorladı, zor olacak? Ya bu grup daha zor çünkü burada Belçika, Danimarka, bunlar majör takımlar. Yani belli sistemleri olan, oyun anlayışları olan, oyunun dört safhasını iyi oynamaya çalışan, taktik anlamında çok güçlü takımlar. Bizim orada yarışacağımız bir İngiltere vardı. O da çok atletik bir takımdı. Bir de Avusturya vardı. Biz maalesef istediğimiz sonuçları orada alamadık. Hani buradaki bu sonuçları alamamanın nedeni buradaki yaş grubu oyuncuları maalesef takımlarında çok az süre almaları. Yani hani bir ben geçmiş arkadaşlarımıza bir şey söylemek istemiyorum. Oradan da yanlış bir anlam çıkmasın. Kolay değil yani. Bizim içinde bulunduğumuz başka türlü sorunlar var. O sorunları, Türk futbolunun sorunları var. Onu da başka bir platformda isterseniz konuşuruz, değerlendiririz. 82 grubu dediniz tabii. Volkan Demirel'ler, evet. Hamit Altıntoplar, evet, Servet Çetinler. Yanılmıyorsam o takım, evet, gitmişti. Evet, o gruplar. Hatta en son İnönü Stadı'ndaki beraber çıkmışlardı. Şimdi baktığımızda şu anda da ciddi anlamda gelecek vaatten oyuncuların bulunduğu ama sizin de söylediğiniz gibi takımlarında çok fazla süre almayan isimler var. Maalesef. Bir de bunun yanı sıra Avrupa hedefi olup ama kadro dışı bırakılan, imza attığı için kadro dışı bırakılan oyuncular var. Mesela Ali Akman olsun, Ömer Faruk Beyaz olsun. Bu oyuncuların durumu gerek oyuncuyu gerekse takımları nasıl etkiliyor? Ya şöyle, tabii psikolojik anlamda oyuncuyu çok etkiler. Fakat tabii biz bu şeyin dışındayız. Yani hani oyuncuyla kulüp arasındaki olan ilişkiye bizim müdahil olmamız çok doğru değil. Ne federasyon olarak ne ben birey olarak, antrenör olarak. Tabii içinde yaşadıkları sorunları ben tam anlamıyla bilmiyorum. Ama gönül isterdi ki bu işlerin böyle olması. Ha, ben şunu çok açık gönüllülükle söyleyebilirim. Keşke Ömer Fenerbahçe'de kalıp oynasa. Keşke Ali Bursaspor'da oynasa. Hani kulüpleriyle bu şekilde ayrılmasalar. Ben bunu sadece temenni ederim, isteyebilirim. Ama maalesef bu tip şeyler futbolun içinde olan şeyler. Onlar tamamen iki kulüp ve oyuncunun arasında olan hadiseler. Hocam, bir de sizin oyunculuk döneminizde hedef kendinizi gösterip büyük takımlara transfer olmak da büyük takımdı. Ama şimdi 2000 doğumlularda hedef büyük takımlardan daha çok Avrupa hedefi olmaya başladı. Bu jenerasyon farkı mı yoksa daha mı yaklaştı Avrupa? Hayır, şöyle tamamen onu da, aslında bu çok güzel bir soru. Bu oyuncular
maalesef ülkemizdeki kulüplerde gelişeceklerine inanmıyorlar. Süre alacaklarına da inanmıyorlar. Çünkü biliyorsunuz çok fazla yabancı var. Bence tercihlerinin büyük nedeni de bu olabilir yani. Hani yurt dışına gitmek istiyor olabilirler. Yani orada daha rahat oynayabileceklerini, daha iyi gelişebileceklerini düşündükleri için. Bunların da şimdi örnekleri çoğalınca Avrupa'da herkes gitmek istiyor. İşte Merih'ti, Çağlar'dı, Cengiz'di, işte Yusuf'tu, Zeki Çelik'ti. Yani bunlar artık genç oyuncuya çok daha cazip geliyor. Hocam yani, şunu da sormak istiyorum. Şenol Güneş de istişareleriniz oluyor mu? Olmaz hem olur mu? Hem milli takım anlamında hem de... Hayır, ben kendi işimle ilgili hocayla her türlü istişaremiz oluyor. Yani hoca bu işin lokomotifi, bizim başımız. Ben her türlü antrenmanımı paylaşıyorum hocayla. Ondan sonra oyuncularla ilgili birçok paylaşımda bulunuyoruz. Yani biz buradan... Bizim birinci görevimiz şu, yani ben yukarı ne kadar çok oyuncu hazırlayıp verebilirsem, buradaki milli takım havuzunu ne kadar genişletebilirsem, özellikle genç oyuncularda, ona bakıyoruz, ona çalışıyoruz. Sağ olsun hocanın da bize olan desteği çok fazla. Yani çok iyi uyum içerisinde götürüyoruz. Zaten benim hocalığımı yapmış, benim çok sevdiğim, saygı duyduğum insan. Zaten öbür türlü olsa ben bunları söylemem. O tip bir adam da değil. Yani saygı duymadığım, sevmediğim adam için de bir şey söylemem. Hoca sağ olsun bizim abimiz yani. Teşekkürler. Rica ederim ben. Sağ olun. Bak kısa sürdü abi. Geliyor abi. Biz geçelim. İbrahim. O değil mi? Bereli abi. Abi oyuncuları toplayacak, sonra gelecek sanırım yanımıza. Yani bir merhaba. Teşekkür ederiz.